Sağlık ocağı ücretsiz. Baba ben benim sağlık ocağımla mevzuluyum. Sağlık ocağına gidemem. Şu an sağlık ocağını falan değiştirmiyor. Benim aile hekimim tam bir uyuz bir karı. Gerçekten normalde bunu demem ama gerçekten yani bir insan hayatında ne kadar uyuz olabiliyorsa bu kadar uyuz olabilir. Allah onun belasını vermesin. Ben bu kadar iğrenç bir insan görmedim. Bak benim önceki sağlık ocağımdaki kadın da öyleydi. Aile hekimi midir nedir o? Bak o kadından da çok ayar olmuştum. Abi sağlık ocağına gittik. Ta silah alacağım zaman silah ruhsatı için bir şeyler gerekiyor, tamam mı? Aile hekiminin onayı gerekiyor. Aile hekimi ondan sonra tutturdu bana o kadın. Ben böyle bir şeye onay veremem. Böyle bir şey kabul edemem. Olmaz şöyle böyle diyorum abla. Yani aile hekiminin onayı gerekiyor. Lütfen verin yani hani uğraştırmayın bizi. Hayır. Bunu acil alacaksın. İşte ondan sonra seni hastaneye göndereceğim. Şimdi al şu belgeyi hemen hastaneye gideceksin. Orada seni işte kurul toplanacak falan. La havle dedim ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedim. Ondan sonra oradan yavaşça hastaneye gitmiştik bak bu kadın yüzünden. Sonra hastaneye gittim. Hastanedeki hocayı buldum. Dedim hocam selamun aleyküm aleyküm selam. Sağlık ocağında bir tane deli bir hoca var. Bizi zorla buraya gönderdi. Silah ruhsatı için böyle bir şey gerekiyor. Ama normalde dedim ben de böyle bir bulguya rastlayıp beni o yüzden göndermesi lazım değil mi size hocam dedim. Yani bu kadın hiç bakmadan hemen size yönlendirdi beni dedim. Normalde çünkü bende bir bulgu bulması falan gerekmiyor mu dedim. Direkt size buraya kurul kurdurtması falan filan için dedim. Ondan sonra hoca dedi ki böyle bir şey yok. Bizim böyle bir uygulamamız hani anında bize gönderemez dedi. Hani orada bir kontrol kendisinin size bir bakması etmesi lazım. Size bir bulgu bulması lazım dedi yani hani. Böyle bir şey olamaz dedi. Ondan sonra ben bakmayacağım sana dedi. Geri gönderdi beni. Biz arabada tabii bu arada bir saat falan geçmiş. 1,5 saat falan. Biz tabii arabada ben hani küfür ediyorum. Şey yapıyorum hani. Böyle bir şey olmaz. Saçmalık odur budur. Ondan sonra baba tekrar o kadına çıkmak yerine bizim aşağıda bir tane hekim abi var. Onu gördüm. Kaç yıl önce oluyor bilmiyorum hatırlamıyorum. Hekim abiyi gördük. Kapıyı tıklattık. Abi dedik merhabalar merhabalar. Nasılsın iyisin? İyiyiz abi. Abi dedik bizim böyle böyle bir silah ruhsatı için bir hekim onayına ihtiyacımız varmış da aile hekimi onayı bak doktor değil. Aile hekimi onayına ihtiyacımız varmış da bir yardımcı olur musun hani verebiliyorsanız sizden bir şey almak isteriz dedim. Ondan sonra sizin aile hekiminiz yukarıda yalnız dedi baktı bana. Ben baktım. Abi dedim. Yollama beni Allah rızası için dedi tamam mı? Ondan sonra benim derdimi anladı. Gülümsedi böyle geç otur dedi kapıyı kapat. Kapıyı kapadım. Adam 10-15 dakika iki sohbet ettik. Baktı etti hani bir sohbet herhalde yokladı beni. Ondan sonra dedi tamam kardeşim imzamı at, imzasını attı. Tamam bundan sonrası artık karakola gideceksin. Karakola gittim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Silahçı milahçı silah ruhsatı böyle hallettiydim. Yani ben o kadınla mevzuluyum. Ben o kadına şimdi ya ben kan tahlilleri yaptıracağım falan o bana onu da aldırtmaz. O kadına nefret ediyorum o yüzden hastaneden alınabiliyormuş. Yanlış değilsem Akdeniz amanemisi mi? Yok. Kızılcahamam anemisi. Ne bileyim amına koyayım Akdeniz. Anadolu'dur baba. Biz Anadolu'dan hiç çıkmamışız 1800'lerden beri. Kızılcahamam.